Bile daha yok oğlum bak. Evet, gördünüz milletin gözlerine hep şey attılar. Ya burada su yok mu su? Yok, su daha çok yatıyor abi. Yok, bir şey olmaz, su su. Görüyorsun. Bak, bak görüyorsun. Sabahına gurbe daha. Boş. Çıkın gelin bak, çıkın gelin, gelin abi gelin. Bak gelin bak, bunlar bak 3-4-5 kişi bak ne hale getirdiler. Gelin bak, polis burada zulüm yapıyor bak gelin. Herkesin gözlerine biber gazı sıktılar. La gelsene, çıkın gelin lan. Adamsız, çıkın gelin lan. Aslında. Bütün partilerden size bu vaatte bulunuldu. Evet, bunu bulunuldu. Bütün partilerde fark etmez. Herkesin görüşüne saygımız vardır. Ona biz bir şey demiyoruz. Ama eğer ki bütün partiler bizden oy istediyse bir emekçi kardeşlerine de sahip çıksınlar. Ben buraya onları davet ediyorum. Orada yok, randevuya gerek yok. Başkanım beni arayacak. Ben de sizlerden gene mahalle sakinlerinden alıp beraber başkanımıza derdimizi anlatacağız. Ben inanıyorum çözülecek, hallolacak. İnşallah. Şimdilik biz dağılalım. Ben bunu aldım zaten. Başkanımız yok kendisi ama vekili var. Onun ağzından çıkan bir kelime vekiline söylüyor. O da bize iletiyor. Valla işin açıkçası seçim süreçlerinde izin verilip yapılan evleri bugün yıkan zihniyete bugün verdikleri vaatte de hiç güvenmiyoruz. Çünkü kendi yaptıklarını, kendi yıkanların vaatlerine hiç güvenmiyoruz. Biz net bir sonuç almak istiyoruz. Ya yıkım hakkında bir şey demedi ama o toplantıya kadar dedik. Hani bunu istedik biz. Yıkıma kadar, hani bu toplantıya kadar bir yıkım olmasın. Bir o toplantıyı gerçekleştirelim. Kaymakam Bey'imiz de olacak o toplantıda. Mahallemiz için bir konuşalım, görüşelim. Neyse bize zaten onlar söyler. Peki bunu başkan vekiline söyledin mi seçim süreçlerinde? Evet. Bu mahalleli bizim, bunlar bizim yurttaşlarımız. Evet, abilerimiz anlattı. Yatırım yaptıkları kuruşuna kadar milli sermayedir. Bunlara zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız denen başkanımız bugün niye kepçelerle tepemize çöküyor? Bunun cenevesi ne? Veya kaymakam bey yapıyorsa niye bunu yapıyorlar? Bu halka niye bu zulmü yapıyorlar? Özellikle böyle bir süreçte biz onu anlayalım. Bunun cevabını toplantıda zaten alacağız başkanımızdan, kaymakam beyimizden. Ona göre süreç gider. Şimdilik dağılalım biz. Anlattık derdimizi. Şöyle şey söyleyeyim.